Merhaba arkadaşlarım. Sayın Cumhurbaşkanımızın faiz enflasyonun sebebidir deyişini dün kısaca açıklamaya çalıştım. Bugün devam edeceğim. Çünkü çok önemli bir konu. Neden önemli? Onu söyleyeyim. Ha bu arada bazılarınız diyebilirsiniz ki efendim Sayın Cumhurbaşkanı öyle düşünemez mi? Ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanları faizin enflasyona sebep olduğunu düşünemezler mi? Öyle bir fikirleri olamaz mı? Hani fikir özgürlüğü vardı? Hani düşünce özgürlüğü vardı? O zaman ben de size sorarım. İnsanlar ya da canlılar önce doğar, onları doğurma işlemini yapanlar sonra mı sevişirler? Yoksa insanlar ya da canlılar önce sevişirler, sonra mı insanlar doğar, bebek doğar? Ya da sorarım size, ben güneş batıdan doğar dersem bu bir düşünce midir? Saçmalamış mı olurum? Evet. Faiz enflasyonun sebebidir demek böyledir. Faiz maliyet unsurlarından biridir, kabul. Tabii ki maliyet unsurlarından biridir. Bir malın fiyatı belirlenirken elbette faiz de o maliyete etki eder. E tamam ama sadece faiz etki etmez ki. Enerji etki eder, işçilik etki eder, ham madde etki eder. Yani faizin bir ürün içindeki payı, yükseklik olarak payı %3'ü %2'yi geçmez. Ama ya ham madde fiyatları, ya işçilik fiyatları, ya enerji fiyatları. Mesela Cumhurbaşkanı'nın elinde enerji fiyatlarını düşürmek diye bir imkanı var. Faize düş derse düşmez. Ama Cumhurbaşkanı isterse bütün enerji fiyatlarını bir dakika içinde düşürür fiyatları der. Resmi gazetede yayınlanır, fiyatlar bildirir. Hadi bakalım buyurun elektrik fiyatları düştü, enerji, petrol fiyatları ya da neyse. Ulaşım fiyatları düştü. Abi buyurun size. Buyurun size fiyatları düşürecek, enflasyonun önüne geçecek bir çözüm. Cumhurbaşkanının elinde bu çözüm. Ama Cumhurbaşkanı bunu görmüyor. Takmış kafayı faizlere. Neden? İdeolojik. Neden? Faiz haram. Haramsa %1'i de haram, 1000'de 1'i de haram. Onda 10.000'de 1'i de haram Sayın Cumhurbaşkanı. O zaman bütün Türkiye'yi sözde faizsiz bankacılık yapan Arap bankalarıyla doldurun. Ne kadar kolay işte. Sanki onlar faiz almıyormuş gibi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı, ya lütfen ya, ya lütfen neden inatlaşıyorsunuz? Neden inatlaşıyorsunuz? Türk ekonomisini çılgınca bir uçuruma sürüklediğinizin farkında değil misiniz? Daha da kötüsü, dolar neden yükseliyor biliyor musunuz? Yanınızdakiler söylemez, ben söyleyeyim. Artık para babaları, para sahipleri, küresel yatırımcılar sizin para kambiyo faiz rejimine müdahale edeceğinizden korkuyorlar. Eğer kazanırsanız döviz giriş ve çıkışlarını, döviz girişini değil ama döviz çıkışını, dövizin serbestçe alım satımını yasaklayacağınıza inanıyorlar. Hatta faizleri sabitleyeceğinize inanıyorlar. Ya da inanmasalar da korkuyorlar. Onun için dolar dün 4 lira 44 kuruşa çıktı. Bu kafayla giderseniz yakında 5 lira. Sonra 6 lira. Bunun sonu yok ve ekonomi durur. Rahmetli Ecevit bunu 1978-79 senelerinde yapmak istedi. Başaramadı. Başaramazdı da. 2001'de de faizleri ve fiyatları neredeyse kurları sabit tutar hale gelmiştik. 2001 krizi geldi. Yapamazsınız. Olmaz Sayın Cumhurbaşkanı. Güneş batıdan doğmuyor. Doğudan doğup batıdan batıyor. İnsanların anaları babaları ya da onları doğurtma işlemine hazırlıklı olanlar ve o işe girişenler önce beraber oluyorlar, sonra doğum oluyor. Önce doğum oluyor, ondan sonra sevişiyorlar. Yok böyle bir şey. Dünyanın her yerinde, bütün ekonomilerde faiz ekonominin sonucudur. Enflasyonun sonucudur. Enflasyon yükseliyorsa faizi yükseltmezseniz enflasyonun önüne geçemezsiniz. Ama siz iktisat bilimini doğuran İngiltere'de, İngiltere'nin başyeri Londra'da Bloomberg TV'de ki dünyanın en saygın ekonomi kanallarından biridir Bloomberg TV'de iktisadi kuralları yerle bir ediyorsunuz. Keşke güneş batıdan doğuyor deseydiniz. Hiç fark etmezdi Sayın Cumhurbaşkanı. Benim canım gençler arkadaşlarım, dostlarım benim. Bunlar tabii ki sadece bir iktisatçının eleştirileri. Bırakın iktisatçıyı canım. Bir papağana arz talebi öğretin. Arz talep kanunu öğretin. Onu iktisatçı yaparsınız demişti. Biz liberallerin kurucu babası Adam Smith. Sayın Cumhurbaşkanı birileri mutlaka ve mutlaka arz talep kanununun değerini öğretmeli. Mutlaka öğretmeli. Tekrar hoşça kalın efendim.